Merhabalar dostlar. Şimdi gerçekten çok üzgünüm. Neden biliyor musunuz? Günlerdir sosyal medyada kendilerini milliyetçi ve ülkesini seven insanlar olarak ve benim de öyle gördüğüm bazı tipler de var. Bunlar slogan paylaşıyorlar. İşte ülkemde sığınmacı istemiyorum. İkincisi en çok herkesin paylaştığı işte ırkçı değilim ama aptal da değilim. Bu slogana Ufuk Uras bir önceki videoda söylemiştim. Çok güzel cevap verdi. Bal gibi de ırkçısın. Söylediğin kadar ve düşündüğün kadar da akıllı değilsin demişti. İşte dış güçlerin, emperyalist güçlerin cahili cahile vurdurmak dediği olayı çok güzel 3-5 kelimeyle, bir cümleyle anlatmıştı. Fakat tabii ki şimdi bizim normal halk dediğimiz doğru düzgün insanlara bakıyorum. Bunları paylaşlar, bir de sen de katıl, sen de katıl. Şimdi bakın, bir şeyi istemeniz demokratik hakkınızdır ama bunu isteme şeklinizin nelere mal olacağını tahmin edebilmek için de biraz düşünmeniz lazım. Son iki günde yaşanan vakalarda iki tane gencecik Suriyeli Türk ve gencecik çocuklar tarafından öldürüldü. Yoldan geçerken Suriyeli diye ve birçok dükkan yıkıldı. Ailelere zarar verildi. Bir tane adam Arap yatırımcı iş adamlarının lüks bir sitede, adam elinde bıçakla nasıl ana avrat küfrediyor. Daha çok güzel. Bunlar çok güzel imajlar tabii yani. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizler insansak ve bizler, ben Müslüman olarak söylüyorum. Mesela hep ne diyoruz? Sosyal medyanın toplum üzerine etkileri, aile üzerine etkileri, sosyal medyada yapmış olduğunuz paylaşımın kimlere nasıl etki edeceği. Sizler onları paylaşırken, kendi duygularınızı güya paylaşırken, işte cahile cesaret verdiniz, provokatöre cesaret verdiniz, provokatöre önünü açtınız. Zaten yakalanan, olayları yapanların çoğu birçok suç kaydından sabıkalı. Artı bazıları işte ben bunu yaparken İşte hapiste kaldığım koğuş arkadaşlarımı çağırdım. Telegram ve WhatsApp gruplarında halkı sokağa çağıran hesaplar gözaltına alındı, tutuklandı falan filan. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum size. Sorunlu kim varsa, ben de aynı ülkede yaşamak istemem ama bütün dünyada yabancı, başka ülkelerde başka uyruklu insanlar yaşar. Arap olur, Suriyeli olur. Avustralya'ya gidin, Auburn'da komple Arap vardır. Yani Sydney'in Auburn kentine gidin, Türk ve Arap doludur. Batı'yı hiç söylemiyorum. Batı'da zaten çok yoğunlukta. Siz düşünün, sizin çocuğunuz başka bir ülkeye okumaya gitmiş ve sırf ırkından dolayı durup dururken biri yolda çeviriyor. Defalarca bıçaklıyor. O çocuk işte evden işe gidiyormuş. 7-8 sene önce bir tane Antalya'da olan galiba buraya gelmiş ailesiyle, küçücükken çocuğu bıçaklıyorlar ve bıçaklayanlar da yine 17-18 yaşında. Sizler şimdi bunları paylaştığınızda nereden paylaştınız mesela, soruyorum size. Bakın, aynı işte Ufuk Uras'ın dediği gibi, yani bakın kusura bakmayın ama beni tanıyanlar da bunu yaptılar. Cahil olmayın. Cahili cahile vurdurmak budur. Siz bunu nerede gördünüz? Birisinde gördünüz. Ben de ekle, ben de ekle. Bunun ilk çıkış noktasına gittiklerinde emin olun bunu mutlaka provokatif eylem için hazırlamışlar. Bir tane oda paylaşıldı. Bakın, Twitter'ı çok iyi takip etmeniz lazım, X'i. Her taraf cep telefonu, yüzlerce binlerce cep telefonu var ve onların başında, tamam mı, botlar sosyal medyayı yönlendiriyorlar. Siz ülkenizde sığınmacı istemiyor olabilirsiniz ama o sloganı paylaştığınızda, dediğim gibi, sizden biri görecek, sizden biri. Ve de ben Müslümanları anlamadım. Nasıl sizin bir inanç şekliniz var? Mesela bana babam şöyle öğretti. Kızım sen alkol alma ama alkol alanları da böyle alıp küçümseme şey yapma. Ama sakın yarasın, afiyet olsun bile deme. Günahına ortak olma. Yani bizi böyle öğrettiler. Yani sizin o sosyal medyada paylaştığınız o insanları kışkırtıcı ve gaza getirici, sizi de biri gaza getiriyor, siz de neticede başkalarını gaza getiriyorsunuz şeyler, bir başkasının zarar görmesine, yaralanmasına, dayak yemesine ve ölmesine
sebebiyet verdiyse Allah'a nasıl hesap vereceksiniz ahirette? Bakın, bizim başımıza gelen Türk milli takımı çeyrek finale kaldı. Bozkurt işareti, ki Bozkurt bizim bir siyasi partiden öte tarihimizde çok önemlidir. Türk tarihinde, soyunda. Futbolcumuza ırkçılık yaptılar. Yani diğer taraftan çetnik selamı yapan Sırp futbolcuya hiç tepki göstermeyen UEFA bizim soruşturma açtı Melih'e. Ve ortalık ayağa kalktı ve en kötüsü içimizdekiler de. Ve sizler de gaza geliyorsunuz. Bir şeyi ben size isteyin ya da istemeyin demiyorum. İstememe hakkınız da var ama uluslararası düzene baktığınızda her ülkede sığınmacı da var, mülteci de var. Her ülkede, anlatabiliyor muyum, var. Ama siz insanların canına ve malına kastetme ortamını oluşturmak isteyenlere o paylaşımlarınızla yardımcı oldunuz. Ha, şimdi birileri diyecek ama benim işte ailemde öyle biri yok kardeşim. Bak, bu sosyal medya nasıl bir şey biliyor musun? Sen zannediyorsun ki senin yakın arkadaşlar diye bir şey var mesela. Hani o yakın arkadaşın senden görüyor ya, alıyor, açık bir yerde paylaşıyor. Sen yine o vebale girmiş oluyorsun. Kusura bakmayın, paylaştığınız şeyin ne anlama geldiğini, ne anlama geleceğini, nelere sebep olabileceğini düşünmeden tamamen kendi negatif veya pozitif duygusal reflekslerinizle bu paylaşımları yaptıysanız kusura bakmayın, zır cahilsiniz. Okul okumak, para sahibi olmak, zengin olmak, bunlar sizi eğitimli veya zekanızı çalıştıran bir insan yapmıyor. Ve ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani ben kimseye demiyorum. Ha, bu ülkedeki bütün sığınmacıları da yollayamazsınız. Almanya'da yollayamaz kendi ülkesindekileri. Fransa'da yollayamaz. Amerika'da. Amerika'ya gidin zaten. Amerika'nın her tarafı neredeyse mülteci ya da sığınmacı. Şimdi de yeni bir tak açmışlar. Ülkemde mülteci istemiyorum diye. Ya hepimizin akrabalarında gelinin var, damadın var. O yoksa sen varsın. Mültecilik, muhacirlik var. Bu iş sığınmacıyla başlar, sonra mülteci muhacire karşı kadar gider. Ve her şeyden önemlisi, burada yapılmak istenen şey bu ülkede iç kaos oluşturmak. Yani o Suriyelilere saldırdığınız zaman sonra Suriyeliler, "Ah, bize çok saldırdılar, hadi biz gidelim falan mı?" diyecek. Onların içinde de cahil var. Bir baba kız çok güzel bir video çekti. Suriyeli, baba Türkçe bilmiyor. En fazla 8 yaşında kız tercüme ediyor. Diyor ki, evet, bizim içimizde de yaramaz insanlar var ama hepsi değil. Evet, doğru söylüyor. Hani bir söz var ya, her milletin iyisi de var, kötüsü de var. Biz Türklerin de içinde yaramazlar var. Bütün Türkler kötü mü diyeceğiz? Ve tekrar edeyim, çok enteresan. Araştırın diyorum. Yani millete coşkuyu ve gazı vermeden aynı şekilde gezi olaylarında da yaptılar bir ağaç diye. Bakın, bugün halkı sokağa çağıran ve Suriyelilerin evine şey yapanlardan bir tanesi bir camiye saldırıp Kur'an-ı Kerim'i yakmış. Bak, bunların hepsi tahrik, insanları tahrik etmek için. Ve sizin o paylaştığınız sloganlar size göre çok normal olabilir ama nelere sebebiyet verecek? Hani gidin bunu bilim adamına sorun, psikiyatriste sorun, sosyoloğa sorun. Efendim, psikoloğa sorun. Sorun da sorun abi. Gidin bir akil insana sorun. Benim bu paylaşımım ne olur? Benim bir arkadaşım var, Figen. O da paylaşmış onu. Sen de ekle diye. Nazım geçiyor. Ya Figen'cim dedim. Bunların hepsini anlattım. Ya çok sağ ol dedi. Ben bunu hiç düşünmemiştim ya. Ben böyle bir vebalin altından nasıl kalkarım? Evet, siz o sosyal medyada beni 300 kişi takip ediyor. 300 kişiden bir tanesi senden görüp o paylaşsa o bir zincirlemedir. Bakın, kanunda da yardım ve yataklık yapmanın bir suçu vardır. Cenab-ı Allah'ın hukukunda da eğer sen bir olaya sebebiyet verecek bir şeyler yapıyorsan azından çoğunda Cenab-ı Allah'a bunun hesabını vereceksin. Ama her şeyden kötüsü, insanların ruhları gitmiş gibi sokaktaki insanı canavarlaştıran o duygular tamamen inanç zafiyetiyle alakalı bir şey. Sokakta soruyorlar sabah namazı kaç rekat yaşlılara. Yemin ediyorum 10 taneden bir tanesi biliyor. Bazıları da ne bana soruyor. Sorulmasına dahi tahammül yok. Kimse namaz kılsın kılmasın demiyorum ama şu anda bizim ülkemize yapılan en önemli operasyon bu inanç zafiyetidir.
Ve inanç zafiyetin olduğu zaman senin merhamet duyguların, vicdan ve adalet duyguların da gider. Ha, adam ateisttir ama adil bakar, o ayrı bir konu. Ama ateist olmadan önce de mutlaka o bir şeylere inanıyordu. Yani ben çok üzüldüm. O paylaşımları bazı dostlarımda da arkadaşlarımda da gördüm. Ya dedim, yani bir de inadına paylaşıyorlar. Herkesin, al bak, ekmeksiz olur, vatansız olmaz. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Sorunlu kim varsa ayıklansın gitsin. Ama bu ülkede istatistiklere baktığınızda yabancıların işlediği suç oranı devede kulak kalıyor. Hapishaneler Türk vatandaşıyla dolu ve Müslüman olanlarla dolu. Ve yani benim sosyal medya üzerinden bu kadar interaktif olan olayların bazıları tarafından görülmemesi ve bu olayların neticesinde insan hayatına kastet kabadayı kuru kuru kabadayılar adam çıkmış İstanbul'da lüks bir sitede Arap iş adamları oturuyor. Belki Kuveytliler, Suriyeli de değil, belki Katarlılar. Adamlar o kadar saygılılardı ki adam eline bıçağı almış. Nasıl küfür ediyor? Ana avrat küfür ediyor. Ben Türk'üm, Türk'üm falan diyor. Hadi oradan, sen ne Türklüğü anlamışsın, ne milliyetçiliği anlamışsın. Bir durun, kendinize gelin ya. Dedim ya, sakin olun şampiyonlar. Yaptığınız o paylaşımlar, başkalarını gaza getirip, cahile cesaret verip, provokatörün önünü açan paylaşımlar oldu. Siz bunun farkında değilsiniz. Bir de diyorsunuz ki ben ırkçı değilim ama aptal da değilim. Hayır. Sen bilinç dışı ırkçı olmuşsun, onun farkında değilsin. İşte bunun farkında da değilsen ne kadar akıllısın ya da aptal değilsin, onu da git bir bilim adamına sor. Bir bilene sor. Irkçılık sizin için ne acaba? Yani insanların evini barkını yıkmalarına hemen fırsatlanıp böyle bir olaylar olduğunda provokatörler sokaklarda cirit atarken ülkemde sığınmacı istemiyorum, işte ırkçı değilim ama aptal da salak da değilim falan gibi paylaşımlar mı? Bunlar mı normal? Hay, sen bunları söyleme şeklin çok önemli. Bu şekil ateşe benzin taşımaktan başka bir şey değildir. Söyle, ben de söylüyorum. Sorunlu olanları ben de istemiyorum. Sadece Suriyeli değil, hangi ırktan olursa olsun istemiyorum. Ama ortalığı birileri ateşe vermişken sosyal medyada böyle paylaşımları dayamak ya cahilliktir ya da provokatörlüktür. Ben çoğu paylaşıma baktım. Kendi işte o takip edin. Kusura bakmayın. Şuursuzca yapılan cahilce davranışlar. Ha, sen bunu farklı bir mecra, farklı bir zamanda söylersen ayrı bir konu. Ama ortalık böyle karışmışken ki Suriyeli bir sapık, Suriyeli bir kız çocuğuna, ama gidiyorsunuz başka Suriyeli, sözüm ona, o kız çocuğunu koruyorlar. O kız çocuğu için ayağa kalkmışlar. Ama o ırkın günahsız insanlarını, değil mi? Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, sokaktaki iki tane ya gencecik çocuk, vallahi bak aklıma gelince ha. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Onu öldürenler de Türk vatandaşı. Ne oldu şimdi? Yani hoşunuza mı gitti? Yeşilköy sahilinde bir tane çocuğu, Suriyeli çocuğu çeviriyor. Yine 16-17 yaşında çocuklar. Bak, cahile cesaret verirsiniz diyor. Tartaklıyorlar ve eline, çok özür dilerim, idrarlarını bırakıyorlar. Nasıl bir aşağılama? Siz o paylaşımları yaparken biraz daha dikkat edin. Söylemlerinizi akıllı, akılcı bir şekilde, doğru bir şekilde söyleyin. İfade edin. İsteklerinizi birileri ortalığı karıştırmaya çalışırken ver coşkuyu, ver coşkuyu niteliğinde yaparsanız ortada oluşan her türlü suça ve zarara ortak olursunuz. Ha, evinizde oturduğunuz yerden bunu ortak olmadığınızı zannetmeyin. Dedim ya, o paylaşımlarla, o paylaşım suç değildir. Ama Cenab-ı Allah'ın katında vebaldir. Ben çok üzüldüm. Türkiye'de yaşayan bir insan olarak bunları görmeye, Türk vatandaşlarının bu şeklinde olması.
Düzgün ailelerden böyle paylaşımların çıkmasına çok üzüldüm. Hepimizin evladı var. Yarın bir gün evladınız kalkıp bir Suriyeli ile evlenirse ne yapacaksınız? Benim bir aile dostum var. Acayip solcular. Bir uzun zamandır görüşmüyorum. Acayip solcular. AK Parti'den de nefret ediyorlardı. Ama beni çok seviyorlardı. Müşterim de onlar benim tekstildeyken. Neyse ben bir Adana'ya gittim onlara. İşte en radikal kardeşlerinin de bir tane çocuğu var, kızı var ve eli yani böyle titriyor çocuğunun üstüne. Ve dedim ki nişanlandık. Nişanlandı dedi. Aa öyle mi dedim, çok güzel. Kiminle? Sus sus sevda dedi. Facia anlatıyor sanki, ne o? AK Parti bir ilçenin ilçe başkanının oğluyla. Ama iyi insanlar. Dedim yani sevim. Yani niye bu kadar önyargılısınız? Hani bu bugün çok büyük atıp tutan paylaşım yapanları, konuşanları, bak hayat bumerang gibi diyorum ya her zaman. Cenab-ı Allah kimseyi evlatla terbiye etmesin. Ama ha bu da bir terbiye değil. Yabancı uyruklu birininle evlenebilir. Ama çok kınıyorsunuz. Çok tepeden, üst perdeden aşağılıyorsunuz. Irkçılık yapıyorsunuz. Bilinç dışı ırkçı olmuşsunuz. Ben açıkça söyleyeyim, o paylaşımları yapanlarla böyle daha şey davranacağım. Yarın bana karşı da ne yapacakları benim için soru işareti. Dedim ya, ne olursa olsun insanlığınızı kaybetmeden tepkinizi gösterin. İnsanlığınızı, başkasının zararı, her şey zarar. Bak, ölenler zaten küllüm zarar. Öldüren o da ziyan. 17 yaşındaki çocuğu öldürenler de 17 yaşında. 17 yaşındaki çocuğu dövüp eline idrarını bırakanlar da 17 yaşında. Hep küllüm zarar, küllüm ziyan. Yani senin kendi vatandaşın bunu yaptığında normal bir şey mi? İnsanları yaptığınız paylaşımlarla, söylemlerle, tamam mı, gaza getirirsiniz. Ondan sonra ha, ülke, dedim ya, tepkilerinizi ve isteklerinizi daha akılcı yapın. Üf, gerçekten üzücü bir durum. Ama dedim ya, böyle işte insan üzülüyor ya. Çocukların fotoğrafını gördüm, ikisi de. Öldüler. Neden? Irkçılık yaptı biri. 16 yaşındakiler gaza geldiler. Öbürleri de yaşayan ölü. Öbürlerinin ailesi ölüsü. Öbürlerinin de yaşayan ölü. Çocuklar hapishanede çürüyecek. Bu mu olay? Bunları göremiyorsanız ben size artık ne diyeyim? Umarım beni doğru anlamışsınızdır. Yine böyle galeyana gelmeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Bu konu akıl yöntemiyle çözülür. Bu yapılanlar yeni yaralar açmak, yeni cepheler açmak, yarayı derinleştirmekten başka hiçbir işe yaramaz demiştim. Nitekim öyle oldu. Keşke olmasaydı. Görüşmek üzere.